cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi. Bugün çok güzel bir restoran önereceğim. Tamamen burrito üzerine kurulmuş. La Moreleja Green alışveriş merkezinde bulunuyor ama Manhattan'ın farklı noktalarında da yerleri var diyebiliyorum. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Soğuk olmasına rağmen burada teraslar yazlı kışlı dolu oluyor. Dışarı böyle sobalar kuruluyor, ışıklandırmalar yapılıyor. Çok tatlış bir ortam oluşuyor. Hafta sonu toprakla oynayarak sakin bir şekilde geçirmek istedim. Öncelikle böyle büyük saksılarımı hazırladım. Ama henüz yeterli toprağım yok. Tekrar toprak satın almam gerekecek. Bugün toprak karışımını hazırlarken birkaç tane solucan buldum. Bunlar cins solucanlar, kızıl Kaliforniya solucanları ve çok değerli solucanlar. Toprak için çok önemliler. Sonra bu sabah erkenden uyandım ve 40 litrelik solucan gübresini, 20 kilo solucan gübresini böyle tek tek ayıklayarak içerisindeki bütün solucanları seçtim. Kendi özel solucan kabımı oluşturdum. Bunu sevgili Utku'nun Instagram sayfasında görmüştüm. Kendisinin kentte ekolojik hayat şeklinde çok güzel bir YouTube sayfası var. Açıklamalar kısmına eklerim bakmak isterseniz. Bayağı faydalanabileceğiniz bir kanal. Solucanlar şu anda stresliler. Yer değişikliği yaptıklarından yemeden içmeden kesildiler ama bir sonraki videolarda onların da durumundan haberdar ederim. Özellikle Erasmus'la gelen arkadaşlarımız için bugün Burger King'i ziyaret etmek istedim. Bu gibi restoranlara gelmeden önce mutlaka uygulamalarını indirin çünkü çok güzel teklifler oluyor. Örneğin ben bugün bir adet Big Mac hamburgeri 1 Euro'ya alacağım. İçecek konusundaysa ben genelde su tercih ettiğimden çok büyük bir avantajı olmuyor ama sınırsız dolum hakkınız var. Bir kere içecek aldıktan sonra sınırsız dolum yapabiliyorsunuz. Ben hiç kullanmadım ama çoğu restoranda böyle mikrodalgalar da oluyor. Bu hizmetten de yararlanabiliyorsunuz.
Yemekten sonra biraz yürüyüş yapmak için Bravo Murillo'ya geldik. Bu cadde çok uzun ve çok güzel bir cadde. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Merkez haricinde bir yerleri de görmek isterseniz önerebileceğim caddelerden birisi. Kitaplarımdan birini Barcelona'ya göndermek için yola çıktım. Daha sonrasında bir arkadaşla yemek yiyip padel oynamaya geçeceğim. Padel Meksika'da ortaya çıkmış bir spor. İspanya'da da bayağı meşhur. Tenis gibi bir oyun diyebiliriz ama kort çok daha küçük ve 4 kişiyle oynanıyor. Benim ilk günüm olduğundan biraz pratik yaparak başladık. Kortlar genelde 1,5 saat için kiralanıyor. Biz de yaklaşık 1,5 saat kadar oynadık. Daha sonrasında bir şeyler içmek için bir bara oturmak istedik ama yarın semanın santı olduğundan hemen hemen her yer kapalıydı. Bu bahsettiğim Semana Santa Bayramı'nı belki Paskalya olarak biliyorsunuzdur. Pazartesiden itibaren kutlamalar başladı. Bugün Perşembe, asıl günü bugün yani. O yüzden Toledo'da olmak istedik. Oradaki gösterileri göstermek istiyorum. Toledo'ya doğru yola çıktık. Şu an ana caddedeyiz. Turistlerin en çok olduğu yerdeyiz yani. O yüzden fiyatlar bir tık daha yüksek. Normalde Toledo'ya gelirken bu yürüyen merdivenler tarafından değil de arka taraftan nehir kısmından giriyoruz. Orada turistler daha az oluyor. Toledo'nun daha sakin sokaklarını, insanların yaşadığı, gerçekten Toledo'yu görebileceğiniz yerlerde bulunuyoruz. Ama bugün gösteriler için geldiğimizden biz de normal bir giriş yaptık. Ama zaten turist olarak gelirseniz bu yerleri görebilirsiniz. Ben diğer tarafları da görün istiyorum. O yüzden gidilecek yerler listeme Toledo'yu tekrardan ekledim. Yakın bir tarihte umuyorum dönüp oraları da kayda alarak sizlerle paylaşacağım. Geçit 8.30 gibi başlayacak. Yani henüz 1.5 saat var. Ama insanlar yerlerini almaya başladılar. Biz de birkaç yere daha girip yerlerimizi alacağız. Diğer türlü yer bulmak gerçekten çok zor oluyor.
taşıdıkları heykeller çok ağır olduklarından birden fazla kişinin senkronize bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Videolardan hoşlanıyorsanız yorum bırakarak desteklemeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.